Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Kampın 8. gününde anlatım bozukluğu tarama testiyle karşınızdayım. Hemen bakalım bu cümledeki anlatım bozukluğun nedeni hangisidir demiş, nedir bakalım hemen. Herkesin bu konudaki fikir ve görüşünü almadan bir karar vermek istemiyordu. Şimdi bu cümleye bakıyorsun, fikir ve görüşünü almadın ifadesinde fikir ve görüşün aynı sözcükler olduğunu tahmin ediyorsun. Ve diyorsun ki hocam biri gereksiz. Gereksiz sözcük kullanımı. Daha önce vurguladım, ÖSYM'nin en çok sorduğu başlıktır gereksiz sözcük kullanımı. Aman dikkat edelim lütfen özellikle o başlığa. Peki hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Şimdi bu sorularda tek tek irdelemeyin arkadaşlar. Yani Adana'yı alıp böyle derste verilen cümleler diye değil de hızlı okuma yapın. Seri bir şekilde okuyun, bir tanesi sırıtacak. O kadar kopuk oluyor ki bu anlatım bozukluğu soruları. Hemen bakalım. Hangisi anlatım bozukluğu vardır? Yani şunu kastediyorum. Derste verilen cümlelerin zarf ve özne tümleşlerini doğru bir biçimde bulun. Zarf tümleşleri eyvallah da özne tümleşleri bu ne demek? Bu bir anlatım bozukluğu, bir tamlama yanlışlığı Adana'yı çok net gösterebilir. Şimdi cevap Edirne'de olabilir, Denizli Ceyhan'da fark etmez, hepsi olabilir ama lütfen anlatım bozukluğu vardır ya da yoktur gibi sorularda hızlı okuma yapınız. O zaman daha net sırıtıyor. Şöyle gitseydim ben bunu bulamazdım inanın. Derste verilen cümlelerin, tamam derste verilen verilir doğru. Zarf ve tamam zarf ve özne tamam tümleşlerini doğru biçimde biçim tamam sıkıntı yok derdim. Şimdi parça parça gidersen bunu fark etmen çok zor oluyor. Çünkü bütüne yayılıyor anlatım bozukluğu ve hızlı okumalarda çok daha rahat fark ediliyor. Bunu lütfen unutmayınız. Haydi üçüncü sorudayız hocam. Üçüncü soru bize ne söyler? Ne diyor bu cümledeki anlatım bozukluğun nedeni? Hangisidir? Bakalım hemen. Yeni açıklanan bir karar herkesi şaşkına çevirdi. Okul bahçesinde çekirdek ve sakız çiğnemek yasaklandı. Şimdi sakız çiğnemeyi anlarım da yukarıdaki mantıkla, değil mi? Çekirdek çiğnemek ne demektir? Doğal olarak burada çekirdek yemek ve ya da çitlemek dersin artık ne kullanıyorsak. Doğal olarak burada bir eylemsi, yemek, içmek, çitlemek fark etmez. Bir eylemsi eksikliği söz konusu değil mi? Aman dikkat üçüncü soruda. Peki devam ediyoruz. Yani demiştim ya sıralı cümle veya bağlı cümle olursa bir şey eksikliği olur. Bunu lütfen unutmayınız olur mu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Hemen başlayalım. Herkesin dediği gibi mecburen bütün konuları öğrenmek, dinlemek zorundayız. Mecburen ve zorundayız. Geç. Var burada anlatım bozukluğu. Gereksiz sözcük kullanımı. Bursa'dayız. Tüm bu yaptıkları sonrası yıprandı ve kısa sürede yaşlı oldu. Yaşlı oldu ne demek be? Yaşlandı oldu. Çocuksu bir dil değil mi? Yaşlı oldu. Yaşlandı olmalı. Bursa'yı deledik. Ceyhan. Dün verdiği tohumların hepsini ön bahçeye diktik. Tohum ekilir dikilmez. Geç hocam bunu da. Okul olarak kültürel ve sosyal etkinliklere katılım az olunca sinirlen. Kültürel etkinliklere eyvallah da sosyal etkinliklerine. Daha doğrusu bakın burada şuradaki ına ine var ya o mahvetmiş. Kültürel etkinliklere eyvallah ama etkinliklerine allak bullak olur. Doğal olarak Edirne'de yazım daha doğrusu anlatım bozukluğu yok. Bakalım Edirne'ye yine de. Bugün not tutarken aklı sürekli dün yaşadığı olaya gidiyordu. Hiçbir sıkıntı yok. Hızlı okuma yapmayı unutmayın anlatım bozukluğunda. Hemen 5. sorudayız. Uyuma lütfen. Hangisindeki anlatım bozukluğu bu cümledeki ile aynı diyor. Bakalım. Gülmesinin nedeni bugün çok iyi bir şey duymuş olmasındandır diyor. Bu ne demek be? Gülmesinin nedeni, nedeni ve danden. Bakın bunlar aynı. Buradaki danden neden sonuç anlamı katar. Nedeni sözcüğüne gerek yoktur. Bu cümleyi şöyle de düzeltebiliriz. Gülmesinin nedeni, bakın nedeni kullanarak da düzeltebiliriz. Bugün çok iyi bir şey duymuş olmasıdır. Bitti. Dandeni eleyebilirsin, çıkarabilirsin. Tamam. Yani gereksiz sözcük kullanımı kısacası. Hemen bakalım hangisinde var. Nasrettin Hoca'nın fıkraları ilgiyle bekler... Merakla okurduk fıkralarını. Ha burada gereksiz sözcük yok. Anlatım bozukluğu var ama geç bunu. Bursa. İki işçi bu işi yavaş yavaş çalışarak bitirivermiş. Yavaş yavaş ve bitirivermek. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı. Anlatım bozukluğu var ama bu neden de değil. Değil mi? Ceyhan kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Ha alçak sesle ve fısıldamak gereksiz. Fısıldadı desek zaten alçak sesle yaptığını anlayacağız. Ceyhan'da da gereksiz sözcük kullanımı var. Bu da güzel bir soru. Yani... Hepsinin anlatım bozukluğu var belki cümlelerin ama mesele üstteki cümleyle aynı görevde olması değil mi o bozukluğun? Peki devam ediyoruz. Hemen 6. soruya da bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var diyor. Bakalım. Ailesini çok sever ve ailesi için elinden geleni yapardı. Geç. Böyle bir tamlama bekliyorum. Tamlama. O yüzden geç diyorum. Hani çocuk arabasını, çocuk virgül arabasını bunu bekliyorum yani. Sözlerini duyunca bir anda neye uğradığını şaşırdı. Geç. Müziksever olduğunu biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. Yine bir tamlama hissedemiyoruz. Yine geçiyorum bunu. Disiplini elden bırakmayan yapısı. Disiplini elden bırakmayan yapısı. Eyvallah bu biraz daha... Şey aday cevap olmaya ama ona kolaylık sağlıyordu dursun. Kadın sekreterin önüne ha kadın sekreterin önüne mi yoksa kadın sekreterin önüne mi? Tamlama arıyorsunuz arkadaşlar virgül eksikliği sorularında tamlama sıkıntıları var. Neden? Çünkü tamlamalar arasında virgül gelmez. Değil mi? Tamlamada iki sözcük arasında virgül gelir mi? Gelmez.
Doğal olarak virgül eksikliği diyorsa kesin tamlamayla ilgili problem vardır. Tabii ki buralarda da tamlamalar vardı mesela bir anda, ama anlam değişikliği yaratacak tamlamalar değildi bunlar. O yüzden seri bir şekilde geçtim. Evet, devam ediyoruz. Neredeyiz hocam? 7. sorudayız. Bir bakalım yukarıdan. Evet, güzel, fena görünmüyor. Tamamdır. 7. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Bakalım. Çalışırken bir şeyler atıştırma alışkanlığı vardı. Bakın hızlı hızlı okuyorum. Arabayı park edecek bir yer bulduğuna çok sevindi. Söylenenlerin hepsinin doğru olduğuna inanmıyordu. Annesinin yüzünden bu senede sınıfını geçmeyi başardı. Bu ne demek? Yüzünden diyorsak olumsuz bitmeli cümle değil mi? Sınıfı geçmeyi başarmak olumlu bir şey. Doğal olarak annesinin sayesinde falan olabilirdi. Aman dikkat. Burada da çok net bir sözcüğün yanlış anlamda kullanımı var. Peki 8. sorudayız. Ne diyor? Anlatım bozukluğu hangisine giderilebilir? Tamam. Tedavisi erken yapılmazsa bu hücreler ölüme, hatta felce neden olabilir. Artık bu klişe bir örnek, bunu biliyoruz. Yani ölüyor, sonra felce neden olabilir diyor. Yani sanki daha kötü bir şeymiş gibi ölüyor olan adam yani. Doğal olarak önce felce sonra ölüme olması lazım. Felce ile ölümenin yerini değiştirelim. Bu cümleyi şöyle yapalım. Tedavisi erken yapılmazsa bu hücreler felce, hatta ölüme neden olabilir. Böyle daha hoş olur. Bir mantık hatası var. Sıralama hatası var. Değil mi? Çok net. Peki 9. sorudayız. Haydi bitiriyoruz. Sabredin lütfen. Aşağıdaki cümlenin hangisi anlatım bozukluğu vardır? Yine seri okuma yapıyorsunuz. Sevdiğinin arkasından bakarken bu sözleri ona aktarmak istedim. Arkadaşına ait ne kadar güzel not varsa aldı götürdü. Çamaşırların içinden çıkan eşyaları kimseye göstermedi. Okula gelirken yaşadıklarını anlatıyordu. Heyecanlıydı. Arabanın ön tekerinde bir problem meydana geldi. Şimdi aman dikkat hocam. Arabanın ön tekerinde de, bu biraz iddialı ama şurada bir şey dikkatimi çekti. Bak ne diyor. Okula gelirken yaşadıklarını anlatıyordu. Heyecanlıydı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Okula gelirken yaşadıklarını mı anlatıyordu? Yoksa okula gelirken virgül yaşadıklarını anlatıyordu mu? Denizli çok aday. Şimdi Edirne'de biraz meydana geldiği kurcalamayı düşündüm ama şu o kadar netleştirdi kafamda. Denizli çok yerinde oldu. Zor bir soru. Zor bir soru olmuş. Çok iyi bir soru olmuş. Tekrar ediyorum Denizli'nin cevabını. Okula gelirken yaşadıklarını anlatıyordu. Heyecanlıydı. Şimdi okula gelirken bana bir şeyler mi anlatıyor yoksa okula gelirken yaşadıklarını mı anlatıyor? Burada böyle bir anlam belirsizliği mevcut. Peki 10. sorudayız. Güzel soruydu, zor soruydu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur diyor. Bakalım. O öğrenci gerçekten çok sıkılgan, akıllı da değildi. Sıkılgandı olacak. Geç. Düzenlemeleri yeni bitirildi ve kitabı hemen bastı. Bitti ve kitabı hemen bastı. Çatı uyuşmazlığı var. Geç. Dedikleri sayesinde kötü bir durumla karşılaştı. Dedikleri yüzünden olsun. Az önce konuştuk sayesinde ve yüzündeni. Genç adamın elindekileri burada da var. 5 numarada anlatım bozukluğu olmamalı. Bakalım. Mutfaktaki hünerleri birçok alana taşımıştı. Tamam, sıkıntı yok. 11. sorudayız arkadaşlar. Haydi bunu da bir hakkını verelim. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Nedir 11'de? Anlatım bozukluğumuz. Arkadaşının gözleri iyice dolmuş ve çok üzülmüştü. Bunu artık oturttuk ya. Arkadaşının gözleri iyice dolmuştu ve arkadaşı çok üzülmüştü. Yani orada özne eksikliği de var ikinci cümlede. Ek eylem eksikliği var ilk cümlede. Allak bullak. Her taraf anlatım bozukluğu olmuş yani. Peki 12. sorudayız. Artık bitiriyoruz. Haydi müjde. Haydi müjde bitiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Bakın arkadaşlar, taktiğimizi hatırlayacaksınız. Bir şeyin eksikliği soruluyorsa özellikle öge eksiklikleri soruluyorsa sıralı cümle, bağlı cümle arayacağız. Yani ailesiyle değil denizde yüzmek, elini suya bile sokmazdı. Geç, bu tek bir cümle. Mutluluktan başını taştan taşa vurduğunu suyu. Geç, bu tek bir cümle. Arkadaşların o kadar sözüne karşılık böyle davranması ilginçti. Tek bir cümle. Sel felaketi birçok insanın evinin yok olmasını sağ. Geç, tek bir cümle. Kardeşimin sözleri yanlış anlaşılmış ve çok dışlanmış. Kardeşim çok dışlanmış. Bakın iki cümle var. Ne kadar net değil mi aslında? Olayı böyle çözerseniz çok daha hızlı çözersiniz. Ha, bizim yapacağımız neydi normalde? Adana'ya bakacaktık, var mı yok mu? Bursa'ya bak, var mı yok mu? Edirne'ye gelene kadar 10 dakika geçecek. Ondan sonra hocam ben anlatım bozukluğunu yapamıyorum diyor. Hayır, sen soruya nasıl bakacağını bilmiyorsun. Şimdi de onu hallediyoruz zaten. O yüzden yanınızdayız. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Bir öge eksikliği soruluyorsa özellikle iki cümle. Yani ben tek cümlede yapabilirim onu. Zorlarsam yaparım da 100 örneğin 99'u iki cümleyken biz iki cümleye odaklanalım lütfen. Öge eksikliği sorulursa. Peki çok uzattım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bizi neler bekliyor hocam yarın itibariyle? Sözcük, cümle, paragraf bekliyor arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı. Şurada bir 4-5 günümüz kaldı. Gerçi
yayacağız biraz daha. Yani bugün 8. günümüz. Hesabı vurduğumuz zaman daha 6-7 günümüz daha da fazla var ama olsun. 15 güne tamamlayacağız. Bomba gibi videoya devam edeceğiz. Sonrasında 15'inden sonra çok inanılmaz bir soru çözüm kampı. Hocam nedir bu soru çözüm kampının? Yani nasıl inanılmaz olabilir? İşte onu inşallah o gün gelecek ve hikayemde paylaştığım zaman anlayacaksınız. Bakalım hangi soruları çözeceğiz. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.